benim bu diziyi bir haftada çekmem gerekiyor. Zor. Yetiştiremezsin hoca, ben sana söyleyeyim. O kadar zamanda olmaz ya. Yok, senin suçun değil hocam. Dizler uzun. Kısa olsa neyse yetişir ama uzun işte. Hepsi uzun. Hem bir de o kadar zamanda yetişirsen o işin kalitesinden ne beklersin? Allah aşkına söyle bana. Ya hiçbir şey bekleyemezsin. Benim bir setçi abim var. Ya bir susun be, bir susun be. Gün düşüyor, hava karardı, kararacak. Sizin yüzünüzden daha doğru düzgün bir saniye bile çekemedik. Ya tamam, çekemezsin işte hocam. Anlamıyorsun, sen de ısrar ediyorsun. Uzun, diziler uzun. Sen de iyi ki bir şey öğrenmişsin. Uzun da uzun. Ya alt tarafı tarihi dizi çekiyoruz. Elinizde kılıçla şöyle ortalıkta gezineceksiniz. Bunun nesini beceremiyorsunuz ya? Öh be hocam. Tarihi, koskoca tarihi iki tane kılıç sallamayla özetledin ya. Yuh be. Çok yanlış abi, çok yanlış. Çok yanlış. Bu tavrın çok yanlış. Ayrıca sen Malazgirt Muharebesi'ni de bilmiyorsun daha. 71 mi? 71. Tamam. Herkes bilir. Hadi kardeşim, görüşürüz. İyi bak kendine. Ahmet, Barbo, görüşürüz. Dayı, görüşürüz. Hocam nasıl oldu son sahne? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? İyiydi, iyiydi. Vallahi o kadarını bile beklemiyordum senden. Güzel oynadın. Sağ olun hocam. Ya valla. Ne yapayım, yarın kaçta geleyim ben? Oğlum adam sana kılıcı soktu, öldün. Yok başka sahneydi, işim bitti. Hadi ya hocam ya. Ben de çok da güzel sevmiştim Asıf'ı. Olsun, ben sette de çalışırım. Hep kamera arkası. Aslında bir şey diyeyim mi hocam? Kamera arkasını hep daha bana cazip geldi. Hep daha çok sevdim aslında. Kamera yarın gel, ne yapayım? Yarın geleyim ben. Yok, çok kalabalık sen. Gerek yok, gelme ya. Gerek yok. Ya ne bileyim, o bağırış çağırış falan, onları böyle hani o anladım, şeyi çok seviyorum, anladım, enerjiyi. Anladım ama gerçekten gerek yok. Hocam atı içeri bağlamanız izin vermediler. Götürün dediler. Sabaha kadar bunu ne yapacağız ki? Ne yapayım ben atı? Götürüp evin salonuna mı bağlı? Sen ata binmeyi biliyordun değil mi? Bu benim söylediğim şarkı var ya. Evet. Ha işte. Hı. Ben başka şarkı bilmiyorum. Ne yapacağız? Birazdan sahneye çıkacağım ben. Boş ver, takma kafana. Vokalistler var nasılsa. Onlar bir şeyler söyler. Sen de ağzını oynatıp söylüyormuş gibi yaparsın. Ha güzel. Bir tanesi. Güzel çözdün işi. Ben içeri geçiyorum. Sana bol şans. İçeri mi? Unutma. Gece daha bitmedi. Ya! Dede sus. Ya niye haber vermedin geleceğini? Ben sana ayarlardım düzgün bir yer sahnenin önünden. Sağ ol. Ben iki çift laf edip geleceğim. Dedeciğim, kusura bakma. Eğer nasihat edeceksen birazdan sahnem var. Sahneme çıkacağım. Hiç seni dinleyecek durumda değilim. Artık dinleyemezsin zaten. Dinlesen de anlayamazsın. Şöhret silahı senin beynine dayanmış durumda. Senin tek derdin artık o silahın tutukluk yapmamasıdır. Oysa benim tanıdığım Mecnun'un öyle bir anda bile tek bir düşüncesi olurdu. Son bir kez Leyla'mı göreyim, o bana yeter derdi. İşte sana o Mecnun'dan bir şey getirdim.